uzun bir maratonun sonuna doğru geliyoruz. Kamuoyunda sokak hayvanlarına ötanazi yapılmasına yol açacak kanun olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda kabul edildi. Bunlar insanlarla birlikte yaşamalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda 42 saati aşkın süredir devam eden görüşmelerin ardından Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi AK Parti ve MHP'li komisyon üyelerinin oylarıyla kabul edildi. TİP sözcüsü Sera Kadıgil'in gündeme getirdiği teklifin 4. maddesinde yer alan rehabilite edilenler ifadesi, rehabilite edilen köpekler şeklinde değiştirilerek kedilerin kapsam dışına alınması sağlandı. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifinin 5. maddesinde yer alan ötanazi ibaresi, AK Parti grubunun sunduğu önergeyle birlikte metinden çıkarıldı. Bakım evlerine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununun 9. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen tedbir uygulanır ibareler eklendi. Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakım evi dışında bir yere terk edilmesi veya bakım evinde barındırılan hayvanların bakım evi dışında bir yere bırakmak eylemleri yasa kapsamına alınacak.